Bitkilerin, böceklerin, bütün mahlukatın en kötüsüdürler. Ayetin yerini söyleyeyim. Beyyine suresinin 6. ayeti. Gidin okuyun. İman etmedikçe, mümin olmadıkça, kafir oldukça, cumhurbaşkanı bile olsa, vallahi inekten de adidir, sinekten de adidir. Bak ayet öyle söylüyor, ben söylemiyorum. Ülaike hüm şerrül beriyye. Yeryüzündeki mahlukatın en şerlisidir. En pisi, en değersizidir. Allah böyle değerlendiriyor, biz değil. Canım böyle şey mi olur? Ha, böyle şey mi olur dedin mi işin bitti senin, kitaptan çıktın. Niye? Çünkü yeryüzünde hiçbir insan Allah kadar isabetli insanları değerlendirebilir mi, değerlendiremez mi? Hiç kimse Allah kadar isabetli değerlendiremez. Hiç kimse Allah kadar merhametli olabilir mi, olamaz mı? Vallahi olamaz. Çünkü merhameti yaratan Allah'tır. Aşamazsın ki. Hiç kimse Allah kadar adaletli olur mu, olmaz mı? Olamaz. Çünkü adaletin kaynağı Allah'tır. Hiç kimsenin koyduğu kanun, Allah'ın koyduğu kanun kadar isabetli olur mu, olmaz mı? Olamaz. Çünkü Allah kainatı bilir, insan burnunun dibini bilemez. Müslüman böyle inanacak. Âmentü billah demek bu demek zaten. Hem Allah'a inandım diyor, hem de şeriata karşıyım. Vallahi kafir bu adam. Şeriat Allah'ın hükmüdür. Gusül abdesti, cünüplükten sonra gusül abdesti almak şeriat mı, değil mi? Vallahi şeriattır. Ben şeriata karşıyım demek, cinsi bilmem neden sonra gusül abdestine karşıyım. Bir kimsenin annesiyle, ablasıyla, bacısıyla nikahlanmasını yasaklayan kimdir? İşte bu şeriattır. Ben şeriata karşıyım demek, annemle yatabilirim demektir. Bunu söyleyen ne serseri cahiller ya! Hayvan adamlar bunlar. Bir kimsenin annesiyle evlenmesi, hurrimet aleyküm ümmehatüküm, bak, annelerinizin nikahlanması size haram kılındı. Haram şeriat demektir. Ben şeriata karşıyım demek, annemle, kız kardeşimle yatarım demektir vallahi. Manası budur. Çünkü ilahi hükümdür bu. Dünyanın en büyük cahilleri Türkiye'de. Dünyanın en büyük zalimleri, İslam'a pazarlıksız düşman olanlar hep burada. Basında, yayında, medyada. O halde iman çok mühim bir hadisedir, değerlendirmenin temelidir, cevheri. O yoksa bir şey yoktur, o varsa her şeyin başlangıcı vardır. Mümin yeryüzünün kefilidir, vekilidir, vekaleti ondadır. Yeryüzünün nimetlerini dağıtması gereken insanlardır. Petrolü dağıtan biz olmalıydık, sanayi bizde olmalıydı. Bütün dünya gelip sanayi ilmini bizden almalıydı. İmanın icabını yerine getiremedik, geri kaldık, düştük, süründük, sürünüyoruz. Vallahi bizim halimiz İslam'ın hali değildir. Bizim halimize bakanlar İslam'a bakmasın. Bizim halimiz İslam'ın halini temsil etmiyor ki. Mehmet Akif merhuma soruyorlar. O Berlin'de bir süre kalıyor. Döndükten sonra Berlin hatıralarını yazıyor. Mehmet Akif Ersoy, rahmetullahi aleyh. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla övemem, gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Ben ezelden beridir aşıkım istiklale, bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak huyluysam kim dedi uysal koyunum, kesilir belki başım fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Mehmet Akif söylüyor bunları. Müslüman adam, karakter adamı, şeriat adamı, İslam adamı, Allah adamı, Muhammed Mustafa adamı, Muhammedi adam. Zulmü alkışlayamam diyor. Berlin hatıraları var, belki okumuşsunuzdur, bilemiyorum. Orada diyor, Berlin'de gezdi, dolaştı, döndü, geldi. Soruyor tabii yazarlar, o günün ilim adamları, o günün önde gelen adamları, eşraf, erkan neyse,
üstadım diyorlar Akif'in adına, hep o zaman üstad demişler. Üstad, üstad. Üstad demişler, ne gördün Avrupa'da? Ne gördün, ne duydun, ne buldun, ne anladın? Bize anlatır mısın? Uzun uzadıya konuşmaya hacet yok diyor. Uzun konuşmak pek öyle muteber bir şey değil. Az konuşup öz konuşmak muteber. Hulase-i kelam, yani sözün, konuşmaların özü, içi, hakikatini diyor söyleyeyim. Adamların diyor dinlerini de inceledim, işlerini de inceledim. Hem din, dini yapılarına da baktım, iş alemlerine de baktım. Adamların öyle bir dini var ki diyor, bizim milletimizin işi gibi çürük. Dinleri çürük. Adamların öyle sistemleri, sanayileri, fabrikaları, işleri var ki bizim dinimiz kadar sağlam diyor. Dinleri bizim işimiz gibi çürük, işleri bizim dinimiz gibi sağlam. İki kelime. Ve devam ediyoruz. Tekrar soruyorlar. Biz diyorlar, madem Avrupalılar böyle kalkınmış, sanayileşmiş, altyapı diye bir dert yok, üst yapı diye bir dert yok, üretim dehşet. Üretim, düşünün. Hollanda'da, ben kendi gözümle gördüm, kuyruğunun hemen yanı başında alüminyumdan bir plaka gördüğüm inek hala gözümün önüne geliyor. 1973'te o plakada ineğin cinsi yazılıydı, yaşı yazılıydı ve bir de ağırlığı yazılıydı. Tam 1500 kilo inek. Gözümden görmüşüm. Bu et biter mi ya? Adamlar süper prodüksiyon. Yani çok ileri bir üretim yapıyorlar. Biz niye yapamıyoruz? Amerika'da şu anda hindiler var. Hindi. Belki siz de görmüşsünüzdür. En küçük hindi 46 kilo geliyor. Hindi 46 kilo. Korkunç. Geçen sene Türk hükümeti Amerika'dan 5 milyon ton buğday satın aldı. Hepiniz biliyorsunuz. Şu anda fırınlarda yediğimiz ekmeğin unu Amerika'dan gelen o 5 milyon ton buğdayın unudur. Bu da bitse bir şey kalmayacak. Niye bizim dağlarımız, yaylalarımız, ovalarımız, tarlalarımız niye boş kalıyor? Efendim bizim milletvekillerimiz kavga ediyor. Sen mi çok hırsızsın, ben mi çok hırsızım? Dünyanın en pis parlamentosudur bu. Millet iş istiyor, millet aş istiyor, millet evlenemiyor. En kötü buzdolabı 60 milyon, en kötü bir... işte hani geçenlerde milletvekili dedi ya, Koç grubuna siz 30 senedir teneke üretiyorsunuz dedi. Hakikaten teneke. O otomobillere bakın, şöyle parmağınızla basın, peynir tenekesi içe doğru gidiyor. Bir de Japonların yaptığı arabanın kaportasına bakın, kolunuz kırılsa içeri gitmez. Millet sömürülüyor, teneke satıyor hain. İçine, o otomobilin içine, içindeki bütün aksam, ecza, parçalar, motor vesaire hep dışarıdan geliyor. Almanya'da Bosch firması var. Bakın o Tofaş'ın bütün arabanın iç kısmına önemli, hepsi Bosch, Bosch markası. Alman, dışarıdan getirmiş. Sadece kaporta Türkiye'de, o da teneke, boyalı teneke. 1 milyar fiyat, 800 milyon. Ne zalim bu adamlar, ne sömürgeci bu adamlar ya Rabbi. Yani ne kadar malzeme varsa, alet, makina, sistem, parça dışarıdan getiriyor, tenekenin içine koyup satıyor. Ha, ben bunu dolma bibere benzetiyorum. İçine doldurduğu her şeyi dışarıdan, yalnız biber bizim, dolma biber diye bana satıyor bunu. Böyle sanayileşme, Türkiye'de sanayileşme yoktur. Dışarıdan %70 uçak sanayi yok. Uçak sanayinin TUSAŞ şu anda çalışan %75'i Amerika'ya bağlı. Ben buna sanayileşmek demem, enayileşmek derim. Türkiye sanayileşmiyor, enayileşiyor. Böyle bir yere varamayız. Bu akılla, bu kafayla, bu parlamentoyla, bu hödüklerle hiçbir yere varılmaz. Bu kavgacı, anlaşmaz, uzlaşmaz. Dışarıya bağlı, beyni Amerika'ya, beyni Avrupa'ya, beyni İngiltere'ye bağlı adamlarla, cebi dolarlı, boynu yularlı, bunlarla hiçbir yere varamayız. İnşallah değişecek. Ümit var olunuz, gele 2000 yılındaki bütün sesler İslam olacak. İnşallah. Ümit var olunuz, 2000 yılından sonra Kur'an'a el basmayan parlamenter olamayacak. İnşallah. Ümit var olunuz, İslam tatbikat sahasına konacak.
mer'i kanunlar şer'i kanun olacak 2000 yılından sonra. Ümit var olunuz, umut kaybetmeyiniz.